Türk Tatarlar kentte giderek başka alanlara da el attılar. Uzak Doğu'daki ilk Türk Tatar matbaasını da Harbin'de açtılar. Burada işte Milli Bayrak adlı bir haftalık gazete çıkarılmaya başladık ki bunun baş yazarı benim babam İbrahim Devlet Kildi. Esas yazarlarından biri de o dönem henüz evli olmadıkları için Rukiye Muhammediş soyadını taşıyan annemdi. Bunlar 45'e kadar burada bir matbaa da kurarak bu gazeteye çıkarmak. Ayrıca değişik okullara ders kitapları hazırlamak gibi bir görev üstlendiler. Uzak Doğu'daki Türklerin sosyal ve kültürel merkezi 1930 yılında Japonya'ya kayana kadar Harbin oldu. Ticaretle uğraşanlar da bölgede kurdukları ticaret ağının sağladığı avantajla Japonya ve Japon pazarında kendilerine önemli bir yer edindiler. 1894-1895 Japon-Çin Savaşı, 1904-1905 Japon-Rus Savaşı sonucunda Japonya'nın zaferle çıkması Asya'daki Rusya mağduru milletler, özellikle Türkler arasında çok büyük bir etki yaptı. Ve Japonya bu Türkler arasında, Müslümanlar arasında büyük bir sempati kazandı. Bu bağlamda Rusya Türklerinin arasından Japonlarla ilişkiye geçen kişiler de oldu. Bunların en önemlisi Abdüreşit İbrahim Efendi'dir. Abdüreşit İbrahim Efendi bir Tatar olarak halkının ve milletinin bağımsızlığı için çalışmış bir dava adamıdır. Abdüreşit İbrahim Efendi faaliyetlerinin önceleri Osmanlı İmparatorluğu'nun desteği ve siyasi yardımıyla yaptıktan sonra daha sonra Japonya ile ilişkiye geçmiş ve Japonya'ya başlayan Tatar akınının kapılarını açmıştır. İdil Urallı Türk Tatarlar 1919 yılından itibaren yavaş yavaş Japonya'ya göç etmeye ve Yokohama, Tokyo, Nagoya, Kobe gibi kentlere yerleşmeye başladılar. Ben de Kazan Türklerindenim ama ben Çin'de doğdum. Dedelerim Rus ihtilalinden sonra Çin'e çıktılar ve 1956 senesinde Türkiye'ye gittim. Türkiye'de 23 yaşımdayken evlenip Japonya'ya geldim. O zamandan beri hep Kobe'de oturuyorum. Atiyem Nasibullah Halilullah, Haniyem Minne Hayat Halilullah. Atiyem bu Japonya'ya gelen yılları 1920 yıl deyip oylayayım. Japonya'da doğdum 1931 yılda. Atiyem böyle bütün Tatarlar burada büyük yakışı yaşadılar. Önceleri daha çok bekarlardan oluşan bu topluluk, Shinjuku semtindeki Tokyo otelinde odalar kiralayarak barındılar ve ticaretle uğraştılar. İşleri yoluna girince bazıları ailelerini yanına aldırdı. Bazıları da evlenerek Tokyo'da az sayıda Müslüman ailenin yaşadığı yerlere taşındı. Türklerin bazıları kasaplık, zahiricilik gibi daha çok Müslüman ailelerin ihtiyaçlarına yönelik işleri yapmaya başladı. Ama çoğunluk kumaş ve hazır giyim işine girdi. Kimi hali vakti yerinde olduğundan ürettiği malı başkalarına sattırdı. Kimi ise malını seyyar arabalarla bazen tek başına bazen de yanına eşini alarak Japonya'nın en uzak köylerine götürdü. Böylece Japonya'nın en uzak köylerindeki insanlar bile geleneksel Japon giysilerinden çok farklı olan batı kumaşları ve giysileriyle tanıştı. İdil Urallı Türklerin bu kumaşların ve giysilerin Japon halkı tarafından sevilip benimsenmesinde ve yaygınlaşmasında büyük katkısı oldu.